Çok kıymetli hemşerilerim, sevgili Alanyalı kardeşlerim. Öncelikle bu sıcak karşılamadan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra halkımız Sayın Cumhurbaşkanımıza bir 5 yıl daha devleti idare etmesi için yetki verdiler. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı yolda yürümek demek, yorulmadan, durmadan sorunları çözmeye, engelleri kaldırmaya, Türkiye'yi geliştirmeye devam etmek demek. Ve bunu yaparken de hiçbir mazerete, hiçbir bahaneye sığınmamak demek. İşte şimdi 14-28 Mayıs seçimleri geride kaldı. Biz herhangi bir mazerete sığınmadan, herhangi bir bahaneyi gerekçe göstermeden kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Ben bugün Siyatra Ören Yeri ile ilgili incelemeleri yapmak için buraya geldim. Gelmişken de hem ilçe teşkilatımızı ziyaret etmek istedim, hem de Alanya Kalesi ve çevresini de ziyaret ederek buradaki konulara, bana iletilen konulara yerinde tespitlerde bulunmak, beraber çözüm önerilerini getirmek için yetkili arkadaşlarımızla çevreyi de gezme fırsatı bulacağımı düşünüyorum. Demin de dediğim gibi hızlı bir şekilde biz Antalya'mızın, Alanya'mızın ve diğer çevre ilçelerimizin sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Antalya çok çok önemli bir şehir. Hem tarımda çok önemli bir şehir, hem de turizmin başkenti olarak geçiyor. Geçmiş sayılara da, geçen seneki sayılara da, bu seneki sayılara da baktığımızda en fazla gecelemenin olduğu, en fazla turizm geliri elde ettiğimiz şehrimiz Antalya. Bizim de öncelikle hedefimiz Antalya'nın bu başarısını daha da arttırarak, daha da yukarı seviyelere çıkarmak, geliştirmek. Bu bağlamda en önemli şey turizm dendiği zaman sadece sezonda değil, sezon dışında da yıl boyunca 12 aya turizm gelirlerini yaymak çok çok önemli. Bunu da gerçekleştirmek istiyorsanız öncelikli olarak ören yerlerini ve arkeolojik değerlerini şehrimizin ön plana çıkarmamız gerekiyor. Biz de bu sebeple bununla ilgili çalışmalarımızı arttırdık. Daha önce biliyorsunuz geçen sene başlattığımız SİDE çalışmaları vardı. Sonra Kemer'i dahil ettik. Şimdi burada da Siyatra Antikenti'nde ziyarete bulunup inşallah orada da çok yoğun ve hızlı bir çalışmayı bu hafta itibariyle başlatmayı düşünüyoruz. Dediğim gibi Antalya çok önemli bir şehrimiz. Antalya'nın sorunları yetki bizde olsun olmasın. Bazı konularda yetki bizde, bazı konularda yetki mahalli idarelerde. Ben arkadaşlarımıza da hep söylüyorum, yetkinin kimde olduğu hiç önemli değil. Onların yetişemediği yerde biz yetişeceğiz, biz sahip çıkacağız. Antalya'yı sahipsiz bırakmayacağız. Gazipaşa'dan, Alanya'dan, Kaş'a kadar çok geniş bir coğrafyaya yayılmış şehrimizi karış karış gezeceğiz. Ne ihtiyacı varsa tespit edeceğiz. Gerekenleri yetki bizde olmasa bile hazırlıklarımızı yapacağız. Hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Zaten sizler de vatandaşımız da gerektiği zaman gerekli yetkiyi bizlere veriyor. 14-28 Mayıs'ta da bunu zaten fazlasıyla gördük. Gerektiği ihtiyaç duyulduğu zaman vatandaşımız teveccühünü bizlerden yana kullanıyor. Şimdi artık yeniden sezona giriyoruz. Sezon tekrar canlandı. Tabii bir deprem sürecinden geçtik. Sonrasında yoğun bir seçim sürecinden geçtik. Ama şimdi tekrar sezona yoğun bir şekilde girdik. Rekorlar kırarak Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızın günlük sayıları bana geliyor. 90 binden fazla, yaklaşık 100 bin yabancı turist girişi gerçekleşmeye başladı günlük olarak Antalya havalimanlarına. İnşallah bu sayıyı daha da arttırarak devam edeceğiz. Ve Antalya'nın ihtiyaçlarıyla ilgili kısa bir briefing verdi arkadaşlarımız. Onları da ben notlarımı aldım. Zaten biliyorsunuz Antalya Alanya otobanın ihalesi Eylül ayında gerçekleştiriliyor. Bu gerçekleştirilene kadar mevcut karayolu üzerinde bazı iyileştirmeler yaparak süreci rahatlatmamız gerekiyor. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu da olsa arıtmalarla ilgili sıkıntıları anlattılar. Biz biliyorsunuz daha önce Serik bölgesinin, Belek Serik bölgesinin arıtmalarını devreye almıştık. Yetkiyi Büyükşehir'den devralarak biz yapmıştık, gerçekleştirmiştik. Şimdi Kemer'le ilgili bir çalışmayı da başlattık.
geçen sene sonu itibarıyla temelini attık. İnşallah yıl sonuna kadar kemerle ilgili arıtma sorunlarını da çözmüş olacağız. Şimdi Alanya ile ilgili ihtiyaçları da arkadaşlar söylediler. Dediğim gibi yetki bizde olsun olmasın. Biz bunlarla ilgili de gerekli çalışmayı yapacağız. İhtiyaç duyulan noktaları tespit edeceğiz. İnşallah hızlı bir şekilde bunlara da çözüm getireceğiz. Ben konuşmamı uzatmak istemiyorum. Şimdi hem tespitler yapmak için bölgede ziyaretler yapacağız. Konuşmama son vermeden önce bugün programımıza şehit ailelerini ziyaretini de ekledik. Şehidimizin de ziyaretini gerçekleştireceğiz. Şimdiden ailesine tekrar Allah'tan başsağlığı diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.